Bebekler erken doğduğunda bir şeyler karışabilir. 280 gram olan bebek, Tokyo'da Kobe Üniversitesi Hastanesi'nde sadece 24 haftalıkken doğdu. Bu bebek annesinin karnında büyümesini durdurdu ve doktorlar bebeğin hayatını kaybetmesinden korktu. Bu yüzden ameliyat hemen yapılmalıydı. Doğduğunda bu bebek sadece küçük değildi. O kadar minikti ki avuçların içine sığabilirdi. Erken doğum sebebiyle aylar boyunca yoğun bakım ünitesinde yattı ve küvezin içinde tutuldu. Hastane çalışanları 300 gramın altında erken doğum olan bebeklerin yaşama şansının %50'den az olduğunu açıkladılar. Tıp uzmanları bunun sebebini bebeğin ciğerlerindeki yavaş büyüme ile ilişkilendirdiler. Bunun gibi bebekler gelişmemiş organları sebebiyle muhtemelen nefes alma zorluğu, kalp rahatsızlığı ve ciddi enfeksiyon riskleri taşırlar. Bütün bunları göze aldığımızda Tokyo'da doğan bu bebeğin yaşama zorluğunu görmek zor değil. Bu narin bebek beslenmesine ve nefes almasına yardım eden doktorlar tarafından bakıldı ve zamanla çok sağlıklı hale geldi. Modern tıbbın ve hastane çalışanlarının gayretiyle bu bebeğin yaşama şansı vardı. Yoğun bakımda geçen aylar sonrasında bebek sonunda doğduktan tam 2 ay sonra Tokyo Kobe Üniversitesi Hastanesi'nden refakat etti ve eve gidilmesine izin verildi. Bu zamana kadar bebek çoktan 3.2 kilograma ulaşmıştı ve sağlığı da gelişti. Çocuğunda görülen bu değişime inanamayan bu cesur bebeğin annesi bebeğini gördükten sonra gözyaşlarını tutmakta zorlandı. İlk bebeğini gördüğünde çok kötü olmuştu ama aylar sonra bebeği iyileştiğinde çok mutluydu. Bu bebeğin 300 gramın altında doğup yaşamayı başarmış çok az bebekten biri olduğu iddia ediliyor. Bu isimsiz bebeğin bakımını üstlenen Dr. Takeshi Aramitsu, doğan bu çocuğun hastanede doğan en küçük şey olduğunu belirtti. Yeni doğanın yaşaması için elinden geleni yaptı. Çünkü dünyaya bebekler küçük doğsa da hastaneden sağlıklı bir şekilde ayrılabileceğini göstermek istiyordu. Bu bebek doğmadan önce rekor Almanya'da 274 gram doğan bir bebekti. Bu küçük bebeğin yaşam savaşı bütün dünyadaki insanların kalbine dokundu. O birçok engeli aşmak zorundaydı, eve ve normal hayatına dönmek için. Onun hikayesi durum fark etmeksizin hayatta her zaman bir umudun olduğunu kanıtladı. Kina Moore, bir başka erken doğan ve bir soda şişesinden küçük olan bebek bütün zorlukları yendi ve hayata tutundu. Sadece 24 haftalıkken küçük Kina, sezaryen doğumdan sonra sadece 349 gramdı. Çok küçüktü, doktorlar ne kadar yaşayabileceğinden emin değildi. Bu bebek dünyadaki en küçük doğan 5. bebek olarak kabul edildi. Bu bebek Kuzey Carolina'nın Presbyterian Hastanesi'ne gönderildi. Sadece 18 hafta sonra Kina'nın doktorları bebeğin anne karnında büyümediğini fark ettiler. Annesine erken doğum olabileceği söylendi. 24 haftalık hamilelik sürecinden sonra anne yüksek tansiyonun sebep preeklampsi hastalığına yakalandı. Bu yüzden bebeği doğurmak zorundaydı. Kina doğduğunda inanılmaz ve olağanüstü olaylar gerçekleşti. İlk olarak Nikki bebeğini doğurduğunda bebekle beraber su torbası ve plazenta dışarı çıktı. Kina'nın sorumluluğunu üstlenen doktor Roger Howell, plazenta dışarı geldiğinde nefes almasının hiçbir imkanı yoktu ve biz su torbasını açmak zorunda kaldık dedi. Doktorlar bebeğe nefes boruları takmak zorunda kaldılar ve nefes alabildi. Kina'nın doktoru, bebek çok küçüktü, nefes tüplerini takamayabilirdik dedi. Ama bunlar sadece bebeğin çektiği bazı zorluklardı. Diğer bir zorluk bu bebeğe uygun kıyafet bulmaktı. Kina'nın bu sıra dışı durumu hastane çalışanlarını yaratıcı ve geliştirici olmaya zorladı. Bebeği hayatının ilk haftalarını geçirdiği küveze koymadan önce bebeği plastiğe sararak hayatta tuttular. Küçük Kina aynı zamanda beslenmesi için bir tüpe ihtiyacı vardı çünkü annesinin sütünü içemiyordu. Bebeğin hayatını riske atan başka durumları da vardı. Büyüdükçe fıtık, nekrotizan, enterokolit gibi hastalıklar geliştirdi. Bu tür hastalıklar erken doğan bebeklerde bir ölüm riskidir. Bebeğin aynı zamanda böbreklerinde de sorun vardı. Bu sebeple düzenli olarak kan nakline ihtiyacı vardı. Çünkü çok fazla safra sıvısı vardı. Bu da vücudun sistemini etkiledi. Bu bütün hayatını küvezdeki bebeğe atamış ebeveynler için çok zor bir durumdu. Ama bütün bu zorluklara rağmen bu narin bebek savaşmaya devam etti. Kenny'nin annesi bebeğe sadece %10 yaşama şansı vermişti. Onun gibi bebekleri araştırdıktan sonra anne ve baba bebeği kaybetmemekte kararlıydılar. Yoğun bakım bebek ünitesini her gün ziyaret ediyorlardı. Amerikan çift çocuklarının bir gün onlarla eve gidebileceğinden umutluydular. Umudu yitirmeyi reddetmişlerdi. Bir doktor hamilelikten 5 hafta sonra gelişmeyi bırakan bebeği aldırmayı teklif ettiğinde bile
Çift bu seçeneği reddetti. Bu Nikki için ilk değildi. O oğlunu sadece 30 hafta sonra doğurmuş ve bebek hastanede 6 hafta geçirmişti. Zıt olarak bu küçük kızın durumu binde bir görülen durumdu ve bu bebek Sam'le ilk çocuklarıydı. Haftalar sonra küçük Kina'nın sağlığı iyileşti. Doktor kızın ailesine bebek eve gitse bile düzgün nefes alabilmesi için oksijen tüpüne ihtiyacı olacağını söyledi. Presbiteryan, Hemby Çocuklar Hastanesi'nde geçirilen 6 ay sonra 2012'nin Temmuz ayında eve gönderildi. Mutluluğunu gizleyemeyen ailesi için bu bir gurur anıydı. Bebek, yoğun bakım ünitesindeki 183 günün ardından bizim güzel Kina'mız evine döndü. Hep pozitif kaldık. Bugünlerin geleceğini düşünemediğim günler vardı. Bugün dünyanın en mutlu günü bizim için. Bu cümlelerle sosyal medyada paylaşım yaptılar. Onlar için ne güzel bir an. Bebek bütün engelleri yıkmaya devam etmişti ve gittikçe güçleniyordu. Sam ve Nikki, bebeklerinin hikayesinin aynı durumlardan geçebilecek olan ebeveynlere bir umut vereceğini umuyorlar.